İranlı yetkililer ve İran medyası bu saldırı girişimini doğruladı ee, ancak bunun önemini küçümseyen bir tutumu izledi. Yani e, füze değil de İsrail'in başarısız ve küçük düşürücü bir İHA uçurma girişiminde bulunduğunu söyledi ve bunların da düşürüldüğünü söyledi. İran bu saldırıyı gerçek bir saldırı olarak görmüyor mu? Bu küçümsemenin ardında e, yatan sebep nedir? Bir de e, uluslararası medyada bu saldırı şöyle anlatılıyor. Sanki siz de her zaman bunu vurguluyorsunuz e, sanki çatışma daha Fazla büyümesin diye ancak bu kadar cevap verilebilirdi, misilleme yapılabilirdi. Sembolik olsa ancak bu kadar olabilirdi şeklinde. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle buradan başlayalım sonra diğer boyutlarını konuşacağız. Son söylediğinizden başlayalım. Gerçekten hani bana deseniz ki öyle bir plan yap ki sırf tepki vermiş olmak için sahaya inelim. Ben ancak bu kadarını planlarım. Yani siz 300 tane kamikaze drone'a, 3 tane drone'la karşılık verip de bunu da bir başarı hikayesine dönüştürürseniz veya dönüştürmeye kalkarsanız böyle alay konusu olursunuz. Çünkü hani ben burada sakın e, İsrail işte daha şiddetli olmalıydı veya savaş daha büyümeliydi falan o anlaşılmasın evet. e, sözlerimden. Ben sadece burada olanı ortaya koyarak bir teşhiste bulunmak istiyorum. Yoksa e, İsrail işgalci bir devlet, katil bir devlet ve İsrail'in şu yaptığı e, misillemeye bile hakkı yok. Çünkü süreci başlatan kendisi. yedi kişiyi katleden, işi bu noktalara getiren sen değil misin? Evet. Bu işin eğer e, vicdanlarda hakkını vermen gerekirse bu. Evet. Hukukta da karşılığı bu ama e, hiç onu görmezden gelip de e, direkt e, kitap okumaya İran'ın yapmış olduğu saldırıdan başlarsanız arkasında başka e, niyet ararsınız ki Batı maalesef böyle 200'ü bir siyasetin içinde. e Şimdi tepkiye gelince ya 300 tane sadece kamikaze drone almışın e, saldırısı ve e, bir o kadar da işte 170'e 180e yakın füze bir o kadar da yine bir başka e, füze saldırısı var. Ve sen buna 3 tane e, kamikaze drone ile karşılık veriyorsun ve İsrail misilleme yaptı diyorsun. E şimdi bu içte dışta her yerde alay konusu olur. Hani ben Gıbrı'ya hak vereceğim hiç aklıma gelmezdi ama. O katile belki söylediği nadir doğrulardan biri cılız diye bir te sivit paylaştı tek kelimelik. Ve zayıf ben Güver'in açıklamasını di bahsediyorsunuz açıklamasından evet. değil mi? Zayıf. Yani zayıf cılız diye tercüme edenler var. Şimdi o teşhis doğru yani bu sadece dostlar tepki verirken görsün maksadıyla yapılan bir karşı saldırı. Üstelik şunu da belirtmekte fayda var Nilüfer burada yapılan bütün o hadiselerde yani baştan sona o al gülüm ver pimpon maçına dönmüş hadisede aslında her şeyi sorgulamak lazım. O kadar tuhaf gidiyor ki işler. Yani İran'ın yaptığı saldırı da buna bir örnek. Davul çala çala gelip 7-8 ülkenin aynı anda hazır hadi başlıyoruz deyip de bir anda o hava savunmasını aktive etmesi, o e, dronlardan herhangi bir sonuç çıkmaması o kadar füzeden o da ayrıca bir tartışma konusu ama Neticede İran'ın en son hadisesini tartışıyorsak eğer ben baştan sona süreci takip ettim. İlk andan son ana kadar inanılmaz bir bilgi kirliliği yaşandı. Ee, yani cürmüne güvendiğin e, yabancı e, basın e, organları bu konuda sınıfta kaldı ki Reuters e, mesela ilk yayınladığı haber şuydu gündeme oluşturdu zaten. İsrail füzelerle İran'ı vurdu. Şimdi e, ardından hemen gene ee, başlangıç Reuters ve diğerleri de buna eşlik etti. O, Avrupa'da deve dişi e, ajanslar e, İsrail e, hava kuvvetleri saldırıya geçti. İran jetlerle vuruluyor. e Şimdi gün ağırdı bundan hiçbiri yok. E, evet. o gerçek olmadığı ortaya çıktı. Daha sonra iş üç tane duranına döndü. İşte İsrail e, vurduk diyor. İran hayır kardeşim biz havada hepsini imha ettik herhangi bir başarı yok diyor. E, şehire bakıyorsunuz, yaşantıya bakıyorsunuz ee, biz daha tedirginiz onlara nazaran ee, gayet rahat günlük yaşantının döndüğü bir süreç ve o zaman da şu soruyu soruyorsunuz bunlardan hangisi doğru yani drone saldırısı mı doğru İran'ın bunu havada etkisiz hale getirdiği doğru yoksa İsrail'in dediği doğru mu doğru ki İsfahan mesela e, o sorunuza da cevap vermiş olayım e, özellikle seçilmiş bir coğrafya bana göre. Niye diyeceksiniz? Hemen üç tane size başlık sıralayabilirim İsfahan'ın neden hedef seçilmesi gerektiği seçildiği ile ilgili. Birincisi e, gene bunlar hep teyide muhtaç ama aldığım birçok yerden saha bilgisi bunu örtüştürüyor. İsfahan'ın hani az önce bahsetmiş olduğum İran'ın İsrail'e yapmış olduğu saldırıda e, özellikle o kamikaze dronları dışın bir üst olarak kullanıldığı buradan birçoğunun e, İsrail'e ateşlendiği yönünde, havalandığı yönünde. Ki e, pek tartışılmıyor medyada. Aslında şu bu e, ikinci bir gerekçe olarak da vurulmasına şu sebebi verebilirim. İran e, İrna haber ajansı vasıtasıyla bunu duyurdu. İsfahan'da ilk defa İran'da yeraltı hava üssü kurdu. Yani sığınaklarda e, jet uçakların olduğu, işte İHA ve SİHA'ların barındığı, keza bazı kritik füzelerin de gene orada olduğu söyleniyor. Balistik Bunlara... füzelerin üretim yeri olduğu söyleniyor Sayın Başbuğ. Füze, füze üretim tesisi, hava üssü. E, zaten biliyorsunuz birkaç da nükleer tesis var. Doğru. O füze doğru. üretim noktası özellikle önemli değil mi? Doğru. Kesinlikle doğru. Zaten benim bahsettiğim üstte ikiye ayırın. Bir e, yer üstü, bir de yer altında olan. Hı hı. E, şimdi e, üç tane gerekçe saydım size. Bir, e, ilk saldırının İspanya'da yapılmış olması. Buna bir misilleme olarak gösterildi isvanın hedef seçilmesine. İki, e, burada kritik hava üslerinin olması ki o doğru yani bu e, uzanılan fotoğraflarda da e, net saha delillerinde de orada iki tane kritik hava üssünün olduğu biliniyor. Evet. Üçüncüsü e, bahsetmiş olduğum hani yer altında bir hava üssünün olmuş olması keza işte sizin ifade ettiğiniz ki orada olduğuna inanıyorum ben balistik füze im, e, imal yerinin oralarda olması hatta kritik üzerinde de bu yer altındaki üste saklanıyor e, diye iddiaların ortada gezmesi ama e, bir diğer neden de nükleer tesislerin orada olması. Fakat İsrail yaptığı açıklamada hatırlarsanız şöyle bir çıkış gösterdi. Bizde de e, nükleer e, hedefleri te, e, nükleer tesisleri hedef almıyoruz dedi. Enteresandır. İran'ın yaptığı saldırıda da açıklama böyle gelmişti İran'dan. Evet. Biz de nükleer tesislere hedef almıyoruz. Sadece sivillere düzeltiyorum. Askeri testlere yönelik bir saldırı olacaktır dendi. Yani birbirlerini e, değil de dünyayı mı daha çok korkutmaya çalışıyorlar? Şöyle e, hani dünyayı korkutmaktan öte hani bu iş büyümeyecek. Biz al gülüm, ver gülüm bir işin içindeyiz. Ondan sonra endişe etmeyin demeye getiren açıklamalar yapıldı bunlar. Yani burada eğer sen e, gerçekten hedefse karşı ülke mesela İsrail'e sorsan İran ilk hedef. En büyük düşmanım diyor. İran'a soruyorsun, en büyük düşmanım, ilk hedefim diyor. E şimdi böylesi görüyorsan, eğer ki bu bir tiyatro, e, onu söyleyeyim. E, eğer gerçekten bu göze görüyorsan, İsrail'e yapacağın saldırıyı e, doğrudan İsrail'e yaparsın. Niye uğraşıyorsun kıyı kenar yerlerde, Suriye'de, Irak'ta, o coğrafyalarda yarım asırdır millet oyalıyorsun. Şimdi İsrail için de aynı şey geçerli. Eğer İransa hedef, niye orada burada geziyorsun? İşte Tahran orada Bunlar e, tekrar söylüyorum, yani savaş olsun anlamında söylemiyorum buradaki o oyunu ve mantığı ortaya koymak için e, bu konuyu hatırlatıyorum. Dolayısıyla bu alışverişlerde e, bugüne kadar şu bir hafta on gündür yaşadıklarımızı masaya yatırın, günlük yaşantının e, hani hayatın olağan akışıyla uyuşan veya askeri doktrinlerde evet bu iş böyle yapılır dediğin en ufak bir şey yok. Tam tersi anlamlandıramadığın, çözemediğin ve hani acaba öyle mi böyle mi diye denklemler kurduğun bir süreç yaşandı. Ve kime sorsanız, yani kime sorsanız İsrail'in şu an alay konusu olduğu gibi e, diğer konularda da iki ülke alay konusu oldular. İlk Ben çok iyi hatırlıyorum. E, biz bir canlı yayında yakalanmıştık. ilk o İran'ın yapmış olduğu saldırıda hı hı. E, şaka gibi e, anonslar geçildi. İşte İran'ın yollamış olduğu dronlar şu an Irak hava sahasını geçiyor. İşte Suriye hava sahası geçildi. Yani davul çala çala ben geliyorum diyen bir saldırı ki yani bu tür olaylarda yaşanan saldırıya bir örnek vereyim nasıl olması gerektiğine Arap-İsrail savaşları 67 savaşı İsrail Mısır Hava Kuvvetleri'nin kendisine saldıracağını istihbar ediyor yani haber alıyor evet. ve bir sabah ansızın bütün İsrail uçakları havalanıyor Mısır'ı geçiyor iki ülkede çünkü müteyakkız durumda orada bir U dönüşü aldatmacayla Mısır Hava Kuvvetleri'ni daha havalanamadan yerinde vuruyor dolayısıyla ee, bu bahsetmiş olduğum süreçte e, bu e, işin doğrusu budur. Baskın tarzında adı üstüne yani bu bir doktrindir askeri doktrin baskın. E, böylesi e, olaylarda baskın tesiri yaratmak için haber vermeden davul çalmadan ve doğrudan da böyle can alıcı noktalara asker harekatını gerçekleştirirsin. Karşıyı bir daha kıpırdayamayacak veya sana ikinci bir hamle karşına çıkmayacak şekilde de düğümlersin. Dolayısıyla ee, bu bahsetmiş olduğum süreç e, bana göre her şeyin e, sıra dışı olayların yaşandığı bir süreçte gelişiyor ve herkes yorumlamakta zorlanıyor. Bizler de öyle. Acaba onu mu demek istedi? Acaba böyle mi yapmak istedi? Ki sadece şu son olayda e, bu, bakın herkesin kafası karışık. Füze, sal, füze saldırısı oldu mu? Az önce siz mesela haberdeki konu. Acaba İsrail Böyle bir mesaj vermek için Irak'a bilerek mi o füzeyi düşürdü? Bana göre o bile tartışılmalı.